Merhaba millet, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Bros klanınla beraber oynuyoruz Zigorizi'yi. Çok güzel PvP klan savaşları yapıyorlar. Baya da fazla 20 kişiden 25 kişiden oluşan bir grup. Beni aralarına aldılar sağ olsunlar. Belli başlı şeyleri öğrettiler bana. Bölgelerde çok fazla yer alıp isimler vermişler ve çok da güzel üstünlük sağlıyorlar. Girdikleri savaşlarda PvP'lerde cidden galip ayrılan bir klan. Şu an TS grubuna katılacağım çağrısına. Çok fazla kişi var. 16 kişi, 20 kişi oyunda şu an. Hepsi de TS'de. Bir bir tanıtacağım onları. Biraz gürültü kalabalığı olabilir. Fakat cidden hepsi 10 numara insanlar. Çok da güzel oyunları biliyorlar. Hemen geçiyorum oraya, o konuşmaya. Güzel, güzel. Ne istiyorsun Evet, bizden? merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bros ekibi. Teşekkürler. Hoş İyiyim. geldin kardeşim. Şöyle söyleyeyim, sizin gibi güzel bir klan görmemiştim. Bana her şeyi öğrettiğiniz oyunda. Yer kapma olsun, işte haritada isimlendirme olsun, bölgeleri ele geçirme olsun. Çok güzel şeyler öğrettiniz. Yeni başlayanlara acaba öğretebilir misiniz bana öğrettiklerinizi? Nasıl isimlendirme yapıyorsunuz? Klanınızın anlamı nedir? Klanı kurarken neler düşündünüz de kurdunuz? Klanı Acaba... kurma nedeniniz şöyle bir şey. Biz normalde 3 kişi beraber oynuyorduk. Aynı senin ilk videolarındaki gibi oyuna başladık. Elimizde Evet. dürbünler, işte uzaktan PvP'leri izlemeler. Çorbalar. Aynen, çorbaları almalar, ne bileyim silahları almalar, kaçmalar. O şekilde devam ediyorduk ve böyle small değil, haritasına yaklaşamıyorduk bile. Sadece uzaktan dürbünle izliyorduk. Hani izlerken 3-4 kişiydik. Sonra Bayağı bir çoğalmaya başladık. Şöyle oldu durum. İlk Kerem kardeşim şu an burada yok. Ben normalde Ali, ben ve Ata diye bir kardeşimiz var. O askere gidiyor, bugün gelecek. Onunla beraber kurduk bu klanı. Kuruluş amacı da zaten kardeşlerdi. Hani böyle belli bir amacı yoktu klanın. Belli bir yüksek mertebeye gelme gibi nasıl diyeyim, ön hedefi yoktu. Aslında sadece beraber eğlenmekti. Oyun amaçlı oynamaktı. Daha sonra Kerem kardeşimizle beraber tanıştık. Çoğalmaya başladık. Baktık ki bizim düşünce yapısına yakın çok insan var bu oyunda. Hani diğer klanların sistemleri biraz daha farklı. Askeri sistemler, 4'e 4 TP atmalar ya da işte vuranın item olma gibi durumları var. Bizde böyle katı kurallar yok. Herkes kendisinin olduğu gibi davranıyor. Kendi karakterinin yapısı neyse o şekilde davranıyor. Zaten bu karakter yapısı bize uyuyorsa bizimle beraber oynamaya devam ediyor. Uymuyorsa zaten oynamıyor. Biz Fakat insanları oynayış tarzına göre seçmiyoruz. Yani tamamen muhabbet ve sohbet amaçlı seçiyoruz. Hani buradaki amacımız zaten bu oyunda çok dediğim gibi en başta çok belli başlı noktaya gelmek değildi. Yani gerçekten büyüdük, şimdi bunu kabul ediyorum. Ama büyüme nedenimiz tamamen insanların beraber mutlu olarak, keyif alarak oynamasıydı. Yani ben de şu an gayet mutluyum. Çoğu arkadaşımla beraber güzel TP'ler atıyoruz. Hani bölgeleri olsun güzel ele geçiriyoruz. Senin videolarını izlediğimde çok eksiğinin olduğunu gördüm. Bazı Evet, şeyleri çok eksiğim yanlış çok fazla. anlatıyordun. Siz Evet, öğrettiniz bana, ondan sağ dolayı olun. seninle tanışmak istedim. Seninle iletişim kurdum. Evet. Yani hani şu öldüğün nokta fenomen oldu bizim için. Kendi klan aramızda artık öldüğümüzde çorbaları al kaç demeye başladık. Gerçekten çok keyifli olmaya başladı bizim için de. Hani senin bu durumda olman da benim ilk oyuna başlamış halimi bana hatırlattı. Tekrar aynı duyguyu yaşattı. O yüzden ben de bizimle tanışmanı istedim. Bizimle Çok beraber sağ olun. oyunun aslında nasıl bir ilerleyiş tarzının olduğunu anlatmaya çalışalım dedim. Çünkü çoğu oyuncu başlarken tamamen oyunun hayatta kalma olduğunu düşünüyor. Aslında belli bir noktadan sonra profesyonelleştikten sonra oyun biraz daha böyle PvP ortamına dönüyor. Bu yüzden de bu ortamı da görsünler istedik. Hani böyle bir video çekelim seninle beraber. Aynen, Hani çok iyi oyunun oldu. bu Çok sağ açısını da olun. görsünler. Gerçekten tamam, PvP ortamları var. PvP dediğimiz olay, karakterler birbirine vuramıyor. Sadece zombileri kesiyorsun. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Loot yapıyorsun, item topluyorsun. Biraz daha güçlendiriyorsun, kasanı çoğaltıyorsun. Ama PvP ortamına girdiğin zaman loot işi biraz daha düşüyor. İnsanlar artık tamamen takım halinde birbirleriyle çatışmaya başlıyor. Birbirlerinin elindeki itemleri almak hırsıyla birbirlerini dehşet derecede kesip öldürüyorlar yani. Bu da zevk veriyor. Gerçekten hani
oyunun bu açısı da, bu bakış açısı da gerçekten çok zevkli olmaya başlıyor. Çünkü mekan yapılarını sen de biliyorsun. Evet. Yani ormanlık olsun, şehirler olsun, saklanma noktaları olsun, oyundaki hani bazı itemler, kar kamuflajları, orman kamuflajları olsun, bazı silahlar olsun. Gerçekten keyifli oluyor ama herkesin lanet ettiği bir durum var. Bir SV-98, bir de AWP denilen silah. Bunlara karşı tek öldüğümüz zaman gerçekten çok sinirimiz bozuluyor ama çoğu oyuncu da böyle davranıyordur. Böyle davranıyordur. Ama bir sıktık mı keyifli oluyor. Yani evet, bir sıktığımız zaman keyifli oluyor. Aleykümselam. Bir de klan olarak bizim kendi oyun tarzımız, şöyle söyleyeyim. Yani çoğu klanlar bug yapıyor. Biraz sıkan kim arkadaşlar? Ben sıkıyorum da. Birisi sağ olsun zombi koleksiyonu getirdi. Nerede? Donalido. Şimdi klan olarak bizim aslında korkunç nedenlerimizden biri de diğer klanlara karşı olarak, yani bug'suz oyun, daha çok etik oynama tarzında. Yeni oyuncularız oyundan soğutmadan. Çünkü ben bazı klanları görüyorum. Hani sivil de olsa çatır çutur bug'dan çıkıp işte oradan vurup buradan vurup hiç sohbet etmeden, muhabbet etmeden insanları vuruyorlar. Biz genelde sivil vurmaya karşıyız. Önce bir iki defa vurduğumuz oluyor. Mesela çoğu arkadaşlarımız burada bizimle çatışmış olan insanlar, daha sonra bize katılan insanlardır. Hani şimdi bakayım hemen şu an online olan. Selam. Aynen. Ya klanınız bayağı bir güzel. Herkes zaten cana yakın. Herkes de oyunu daha çok öğrenmeye çalışıyor. Öğrendikçe öğretiyor da. Şahsen bana öyle yaptınız. Yer konusu falan olsun. Cidden çok işime yarıyor. Paşa diye bir arkadaşımız vardı. Kerem ismi. Evet, şu Kerem an oyunda yok herhalde. Yanılıyorsam. Söyleyin lütfen. O da yerleri bana öğretmişti. İşte kilise ya da spam yerlerini falan göstermişti. O da sizin klandandı. Cidden grubunuzdaki bütün herkes hani yeni katılanlara ya da yeni oyuna başlayana yardımcı olmaya yönelik oynuyor. Bu çok güzel bir şey. Ben de ilk katıldığımda bayağı bir telaşlanmıştım. Hani nasıl yapacağım, 20 kişi 15 kişinin arasında hani ne yapacağım diye. Fakat hepiniz sağ olun cana yakın davrandınız. Ve cidden de dediğim gibi hani ilk önce öldürürken bir adamı ölçüp tartıyorsunuz. Hani öldürelim mi öldürmeyelim mi hesabında. Bu çok güzel bir şey. Özellikle bu oyunda görmek istediğimden bir tanesiydi o. Ve sizinle de o şeyi gördüm yani. Teşekkür ederim bu konuda. Bu arada çok da güzel yerler alıyorsunuz. Onun hakkında ne diyeceksiniz? Hani oyunun artık ne bileyim iğnesine kadar her şeyi biliyorsunuz. O kadar da profesyonel değiliz açıkçası. Yani buradaki çoğu oyuncu çok çok profesyonel değil. Bir iki arkadaş var belki. Hani bizim zaten dediğim gibi en başında profesyonellerle birleşmek değildi. Oyunu bilmeyenlerle beraber hep beraber oyunu öğrenmekti. Evet. Bir saniye bu arada ben gidiyorum. Tamam. Diğer arkadaşlarıma sözü vereyim. Diğer arkadaşlar da anlatabilirse sevinirim. Sonuçta 15-20 kişiyiz burada. Herkesin bir şey bildiği vardır. Konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Enes abi konuşmak istiyormuş abi, alttan yazdı. Tamam, konuşsun. Buyursun. Rahat rahat konuşabilirsiniz, hani şey yapmayın o kadar. Ben konuşabileceğim ama şimdi sıkılana en son katılan ben. Olsun, senin de bildiklerin vardır abi ya. Yani rahat bozuk olabilirsin. Ha, şeyim iki bozuk diyor, bak iki bozuk diyor. Mik bozuk konuş. Şunu söyleyecektim. Şimdi Murat arkadaşım dedi ki hani burada sadece muhabbet için, benim yaşım bana bayağı büyük yani. Evet. Abimizsin. Yaşça büyüksün. Eyvallah. Burada yaş sınırı yok. Yani yaş şey yok, hani abi kardeşlik var ama hani espriler, şakalar, muhabbet, ama bu büyüktü, bu küçüktü, şu şaka yapmıyor falan diye bir şey yok. Burada ben bunu gördüm. Akabinde birçok oyunda da oynadım. Hani insan hali artık aileye karıştığı zaman, ama dışarıya gitmeyeyim de evimde olayım, hem stres geçireyim hem evde olayım dediği zaman bu online oyunları karşılaşıyor. Bunları oynamak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla ben de buraya geldim. İşte bu oyunu beğendim. Benle iki arkadaşım. Sonra bu klanla tanıştı. Bu klanla gerçekten de işte dediğim gibi benim yaşı büyüktü. Bu espri niye yaptı? Şu, niye şöyle? Bu Murat'ın dediği gibi gerçekten de çok sevgili bir klan. İşte itemdir, şudur, budur falan, tamamıyla muhabbet, tamamıyla eğlence, tamamıyla stres atma olduğu için ben çok beğendim burayı. Yeni evet. Geldim ben de, dün geldim bu klana ama sanki yıllardır buradaymışım gibi bir sıcaklık var burada. Aynen, doğruyu söylüyorsun abi. Cidden o konuda sana katılıyorum.
Girdiğim dakikadan itibaren hepsi cana yakındı sağ olsun. Ve çorbaları getirin falan yani olayları bana kaldı. Gel, çorbalar bende. Çorba konservesi var markette, gel. Hemen alalım onu. O benim zaten vazgeçilmezim. Silah olmasın olsun. Murat ya abi. Ali. Buyur amcım. Klan büyümüş gelmeyeli. Büyüyoruz günden günü. Al al bak klanda rafta ha. Markette. Ali gel şu premium olan var mı? Ali gelsene şuraya ya. Şu eşyaları vereyim sana. Al şunları kasaya. Abi zombiye tecavüz ettik resmen ya. Tarık. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu klana yeni geldim ama. Şimdi haliyle birkaç gün sonra daha iyi anlayacağım da hakikaten de Murat gerçekten de, ha şöyle bir şey var, birisi birisine sıktığı zaman veya gittiği zaman onun ne yapacağını biliyor, o da ona göre onu koruyor, o onun öbür tarafına geçiyor. Evet. Bu beraber oynayarak alışılmış bir durumumuzda aslında. İlk zamanda biz çok bocaladık çoğu insanla. Aynen o hareketler çok güzel bak işte. Hiç söylemeye gerek kalmadan biri karşıdan gitti, öbürü öbür taraftan gidiyor, birisi ne yapıyorlar diyor falan. Aynen, tam bir takım oyunu var. Süper bir takım oyunu. Herkes birbirine hani hareketlerini ezberlemiş, ona göre oynuyor. Peki bir şey soracağım. Bu spam yerlerini çoğunlukta biliyorsunuz. Peki onlara göre mi hareket ediyorsunuz? Hani şimdi spamda doğdu diyelim. Direkt gidiyor musunuz oraya? Çoğu oyuncunun aslında asıl oynadığı yerler bellidir. Hani atıyorum Simit Jack vardır bizim. Sevdiğiniz falan filan vardır ümitler. Hı-hı. Hani onlarla böyle bir birleşim durumu oldu, daha sonra ayrıldık kendileriyle. Onlar da bizim gibi Smallville atar. Bu karakterler oyuna girdiği zaman muhakkak Smallville'de deriz. Hani Smallville'in spam noktaları vardır. Örneğin üç evler arkasında bir spam noktası vardır. Kaya spam vardır itfaiyenin önünde. Kilise üstünde spam noktası vardır. Eko spam vardır. Tamirhane arkası spam vardır. Bunlar şehre yakın spamlar. DSS'ler daha arkalık. Hani biraz daha yer alan adamlar için. Şehre yakın spamları önce kontrol ederiz. Hani oralardan adam geliyor mu? Geldiğinde gözetleriz. Adamın hareketlerine göre biz de takım olarak bir oyun çıkartırız. Hani adam örneğin varsayıyorum itfaiye açlıyor. Kaya spamından doğdu. İtfaiyede yer alacaklar. Belli yani. Evet. Hani bunlar da takım halinde giriyor bizler gibi. Örneğin 4 kişi, 5 kişi ya da 10 kişi oluyor. Daha dün yaşadık bu olayı. İtfaiyeyi aldılar, ele geçirdiler. İtfaiyenin içindeler. Pompalı silahlarla, AV'lerle içerisinde duruyorlar. Biz de taktik uyguladık. Hepimiz kaya spamına çıktık. Daha sonra elimize sis bombası, bombalar alıp itfaiyeyi bir açlamaya çalıştık. İlk önce bocaladık biraz. Daha sonrasında Kerem kardeşim biraz var. Evet, biraz bocaladık. Bombalar bize patladı falan. Ama çok keyif aldık. Yani hani ölsek de ölmekten zevk alıyoruz yani. Öyle bir takıma da sahibiz. Yani adamlar kaybettikleri için aslında çok çok üzülmüyorlar. Aynen, her eğlenmeyi biliyorsunuz. Her gün kaybeden insanlar var bizim oyunda da. Kazananlar da var, kaybedenler de var doğal olarak. Oyunun yapısı bunu gerektiriyor. Yani dediğim gibi itfaiye açladık. Takım olarak herkes çok zevk aldı. Ölen de olsun, öldüren de olsun. Hani item kaldırıp kaldırmayan da olsun. Çok çok muazzam keyif aldık. O adamlarla da ben telef atmaktan bazen keyif alıyorum. Ama şöyle oynayan insanlar da var. Biz de bazen yapıyoruz. Hani yalan da söylemeyeyim. Bizim de bazen yapıyoruz. Var. Önemli bir itemle giriyor adam örneğin. Çok uzakta doğuyor. User joined your bir saniye. Geliyorum. Devam ederseniz arkadaşlar ben geleceğim. Arkadaş iş yerinde olduğu için Murat telefon... Evet biraz sorun yaşayabiliyor. Şimdi Murat'ın dediği dünkü olayı bir arkadaşlar falan hepsi biliyor zaten. 15 kişi 3-4 kişiye 2 kere öldük böyle. Neredeyse onlar 30 kişi öldürmüş oldu ve güzel zevk aldık. İşte 2 kişiyle 20 kişi öldürmek gene zevkli. Yani buradan kasıt item şu bu falan her şey bahane. Önemli olan şuradaki muhabbet, güzellik, arkadaşlık, dostluk. Bu güzellik yani. Bir de oyunda mesela benim Bladem diye arkadaşım var. Bizim bu klana beraber geldi gerçi ama diğer başka oyunlardaydı. Biz 5-6 senedir beraber Skype'de, SES'te, oyunlarda falan. Haliyle bu sıcaklıktaki ortamlar gerçekten işe yarıyor. Mesela benim işim Urfa, kendisi Urfa'da oturuyor, ben İzmir'de oturuyorum. Evet. Bir işim düştüğü zaman veya gezmeye gittim, onun evine gidiyorum, onda kalıyorum. O geldi İzmir'e, burada kalıyor. Bizim bazı arkadaşlarımız biz Real'de de buluşup, görüşüp haliyle ister istemez insanın bazı yolculukları başka şehirlerde düşünsene. Burada muhabbet ediyorsun, işte bayağı samimi oluyorsun. Samimi olduktan sonra işte misal veriyorum. Nerede oturuyorsun sen? İzmir.
İzmir'de mi oturuyorsun sen? Evet, evet. İşte ne bileyim Ankara'da oturan bir arkadaşım var. Sen muhabbet ediyor, sıcaksın böyle, cana yakınsın, şudur budur falan derken yolun Ankara'ya düşüyor, işte arkadaşım şuraya geleceğim falan. Oo tamam gel, bir gidiyorsun işte, bir kankalık falan şu bu. Gerçek bir kardeşim çıkıyor meydana yani. Buradaki muhabbet sadece oyun değil. Bu oyun bence sadece şey yani, görüntü, nasıl söyleyeyim sana. Şu an herkes Rigor Z'den çıksın, başka bir oyuna geçsin şu grup. Aynı muhabbeti, aynı sıcaklığı gene görüyor. Yani mevzu bahis oyun değil. Mevzu bahis şu andaki sıcaklık. Arkadaşların değeri yani. Evet, doğruyu söylüyorsun abi. Çok da haklısın. Ama dediğin gibi grup 20 kişi, 20'si de birbirine bağlı. Hepsi de cana yakın. Sağ olsunlar. Peki bu şeyi nasıl yapıyorsunuz? İsimlendirme, hani mesela kilise, 3 ev diyorsunuz, su deposu diyorsunuz. Yeni başlayanlar şimdi hani yeni başlayanlar çünkü hani böyle isimlendirme yapamıyor ya da ne bileyim eli ayağına birbirine giriyor. Hani yapmaları daha mı iyi sizce isimlendirme falan tarzında? Ya takım oyunu oynarsan yerlerin belli isimleri olması lazım yani. Adama yerini nasıl anlatacaksın? Bak şurada bir ev var, onun arkasında mı diyeceksin? Yani. Ya bariz olanlar var mesela, kilise gibi. Onun dışında diğerlerine artık ortak bir şey konuşup kendine göre isimler vermen gerekebiliyor. Mesela karakol belli, işte itfaiye belli, hastane belli. Market belli. Ha Görkem şeyleri söylüyordu şimdi belki. Bu belli olmayan şeyleri nasıl koyuyorsunuz? Ya abi iki oldu bu ya. Abi kim öldü zombiyimizde? Aynen belli olmayan yerleri ben söylüyorum da. Şimdi işte ormanın içindesiniz. Yerlerde nasıl oluyor biliyor musun Görkem? Evet. Şöyle söyleyeyim sana, hani sniper'da smile'ı en iyi gören dağ hangisi? Şu dağ. Aldım ya. O dağda smile'ı en iyi gören bir dağ ya. İşte Smal Dağı. Veya şey bu yapılıp da saklanan bir yer var. İşte bu kayalıkları. İşte şu ağacın bir ismi var. O ağacın arkasından çok güzel görünür. Net herkesi vurabilecek şekilde sniper'la veya başka bir şekilde. Evet. O yüzden ona o isimler takılıyor. O şekilde yani. O da kendi arasımızda olan bir şey yani. Hani diğer oyunun mesela şu oyunda kime sorsan buraya kilise der, kime sorsan oraya karakol der veya şuraya market der ama kimse oraya bu kayalığı, işte smile ağacı, ne bileyim işte bilmem ne dağı falan demez kimse bunları yani. Bu kendi aradaki muhabbetten doğan bir isim. Bu arada bizim arkadaşlardan birisi zombiye mi dönüştü? Ne oldu? Aynen ben içimlerine oldu. Altta öldü ya. Değil mi ya? Önce gene öldü zombiye ya. Görkem abi. Efendim abi. Yayının sonunda ben birine selam söyleyeceğim mi? Unutturmam. Tamam tamam abi. Ya yayın. Oğlum iyice kadın programını çevirdin. Sorun yok. Herkes birbirine selam söyleyebilir. Aşkını ilan etmek isteyen varsa etsin ya. Abi ben yayın sonunda ikinci özel odaya atıp söyleyeceğim. Tamam abi. Ulan özel odaya. Ben sabahtandır arkadaşız. Kardeşiz diyoruz, arkadaşız diyoruz. Özel oğlum adam mı lan bu? Ayıp değil mi ya? Aa adam! Adam oğlum! Öldü. Konuyu değiştirme, nerede o? Öldü öldü. Hakikaten öldü lan. Bıçaklamasaydın dedim acaba ya. Pijama yıka. Abi adam gördü bizi, kaçtı ya. Oha bunlar ne lan? Onlar şey. Arkadaşım. Abi beni çeker misin? Lagdan öldüm ya. Görkem abi beni çek. İsmin neydi abim? Bir sürü kişi var şimdi, kafam karıştı. Neyle çekiyor ki? Ya yani öyle. Videoda görünsün. Herkes aslında toplantısı var ya, çok iyi olur. Benim karakterinizi göstermek istiyorum. Toplansın ya. İddialı olsun öyle. Beyler herkes burada tabin yanına toplansın. Serbin adı abi, ne? Abi Game Over Twitch Jack'in yanında. Doom'da oynuyoruz. Doom. Game Over Twitch Jack'in. Aynen The Game Over'ı burada öldürmüştük. Beyler The Game Over Twitch Jack'in yanında diyebiliyorum. Arkadaşlar bir şey daha soracağım. Bu klan savaşları muhabbeti var işte, saat 8'de başladı. Hatta katılmayı düşündük, katılamadık galiba değil mi? Yo şu an girebiliriz de savaşın ortasına girmiş oluruz, ölürüz büyük ihtimalle. O muhabbetten biraz bahseder misin? Sistem nedir orada? Ya abi ben bahsedeyim istersen. Olay şu. Mesela yasaklı silahlar veriyorlar. Kurallar koyuyorlar, belli kurallar, 5 kişi katılabilir falan. Kazanan işte finale çıkıyor. Finalden de birinci, ikinci, üçüncüye ödül veriyorlar. Yani öyle. Mesela şimdi bayrak savaşı başladı. Evet. Bir klanın bir adamın üstünde bayrak var.
o adamı öldürüp bayrağını almaya çalışmamız lazım. Yani onu koruyan arkadaşlar da var. Yani zor bir olay. Ama Furkan, değinmediğin bir detay var. Normal Colorado haritalarında yapılmıyor. Daha küçük haritalarda yapılıyor. Bir de bayağı kişi olacak yani. Dar alanda kısa paslaşma gibi falan. Yani. Geniş alanda kaçacak yer var. Dar alanda kaçacak yer. Peki diyor. Ödüller güzel mi? Şimdi ödül olarak ne veriyorlar? Hiç bilginiz ya var mı? Ya işte ne bileyim. GC veriyorlar. Oyun parası. Mesela o orada takım savaşını kazanan klana mesela hepsine bir tane silah veriyorlar. Hediye olarak. Oyunun iyi silahını veriyorlar gibi. Kazanan takımın ismi oyunda bir şapkanın adına veriliyor. Gibi. Oo, yani süpermiş. İnan bana yapıyor. Görkem. Efendim? Hani burada ödül değil de kazandıktan sonra bir tane komando bıçağı dahi verse o yetiyor ya. Aa kazandım ben bunu oradan aldım falan. Doğrudur abi, doğrudur. O yetiyor yani. Ya klan olarak muhteşem bir klan ya. Hani Bros ekibi cidden 10 numara bir ekip. Özellikle bende vardı. Tabii ki. Sen zaten grubun en kral adamısın. Eyvallah. Hem muhabbet olarak. Bunun en küçük üyesi. Bros, İngilizce'de kardeş demekti. Sen de oyuncusun. Hayvan herif. Değil mi Murat? Murat burada mı? Evet, yok, kardeş yok, demek abi. Kardeşler klanı diye isimlendirebiliriz yani. Küçük kardeşim Celal benim. Gibi bro işte. S harfini çıkardığınız zaman Kürtçe'de kardeş oluyor. Bro. Evet. Bra. Evet, buradan da öğrenmiş oldunuz. Murat abi oyunu bırakırken 5 kişiden sanki. Murat abimizin abi, şeyi var, işi çok yoğun. O yüzden ona herkes vurabilir yani. İyi de... Video bitti mi? Yok bitmedi. Murat bir yerlere kuşatmaya gidelim mi? Efendim? Kuşatmaya gidelim mi? Bir şeyler yapalım mı aksiyon filan? Ne dersiniz? Ses çıkartıyor arkadaşlar. Efendim abi buyur. Neredesin sen? Yer olarak ismini beraber. Abi Murat'ın yanındayım. Murat kardeşimizin. Şimdi eğer ki çatışma bölümüne şunlara falan girdiğimiz zaman şu anki konuşmayı yapamazsınız fazla. Şöyle söyleyeyim. Tamamıyla oyun hakkında olur. Şuna dal, şunu öldür, şudur budur falan. Tamam zaten biraz onu da görmek istiyorlar. Bu arada orada imitar sıkan kimdi? Vallahi kim ben de değilim. Mi? Ben de değilim çünkü bende imitar yok. Eler bir abi bir imitar... Sen misin? Furkan'la bir sıkıyoruz. Ya ben sıkmıyorum yani. Bence biraz yalan yapıyor. Bence biraz çatışmamızı da görsünler. Bence server atalım. Diğer server tamam, bakalım. Bence takım savaşlarına katılalım. Aynen. Sizin şu takım oyununuzu göstermek istiyorum arkadaşlar. Cidden güzel oynuyorsunuz. Hem dağılım hem de taktiksel olarak bir göstermek istiyorum size. Eğer mümkünse. Görkem karakterin adı hangisi senin? Biner. Arap bir karakter. Arap efendim abi? Aa yok yok. Görkem Arap bir adam la. Neydi bu? Eski savaşçı mı? Eski savaşçı bu. Aynen eski savaşçı görkem. Olması lazım. Sumatra Games TR. Sumatra Games TR. Heh gördüm. Abi şu adamın karakteri çok iyi ya. Bedrigna. Oyundaki özel itemler varmış. Onlardan bahsedebilir misiniz? Üstünüzde var mı? 1798. En lanet silah. Yo özel itemler Elit. Derken bazı özel itemler var. Mesela komando çanta, işte yeni gelen veya askeri çanta gibi. Yo askeri çantanın bir özelliği yok. Komando çantası sadece işte bayramın bir günü mesela çıkıyor, satılıyor. O gün alan alıyor. Onun dışında bir daha hani senede 2-3 kere falan satılıyor. Mesela Metin abimizde 29 tane var. Yani evet. Oh oh 29 aslında tane. Hayır çok pahalı bir şey değil ama satılmadığı için uzun süre değerli bir şeye dönüşüyor. Peki fiyat olarak nasıl oluyor şimdi? Hani para karşılığında mı satıyorsunuz yoksa takas? Oyunda takas. Eşya. Ya şimdi şöyle bir şey. Ben para yatırıp ya bazı arkadaşlar para yatırıp o komando çantayı alıyorlar. Yani para karşılığı mesela 10 lira veriyorsun 2000 GC alıyorsun. O GC ile mesela 2000 GC'm varsa işte komando çantayı mesela 750 GC'ye sattılar. 750 GC'ye bir tane alıyorsun. Mesela sana başka item lazımsa giriyorsun PV'lere. Oradan söylüyorsun komando çanta satılır yazıyorsun. İşte teklif veriyorlar. İşte atıyorum mesela komando çantayı ben geçen 85 stana sattım. Yani komandoyu veriyorsun, stana alıyorsun. Zaten oyunda buna karşı şey yapmış. Yani takas sistemi var. Kimsenin dolandırmadığı yolla birbirine alışveriş yapabiliyorsun çok rahat.
Bu bilgi de iyi oldu. Orada TV98 dedik de Enes abinin de var zaten TV98 görmek isterseniz. Böyle mavi mavi bakabilirsiniz. Şu ya sniper mı oluyor? Satılıyor zaten. SV98 geceli. Evet aynı zamanda sniper oluyor. Zaten AV Magnum, SV98 bunlar hep şey sniper. Peki şey soracağım. Bu PvP'lere girmeden önce yetenek ağacı bir önemi var mı? Şimdi hani yeni başlayana direkt PvP'ye girsin mi girmesin mi? En çok önemli ya, olan şey. Kullemeden kimse PvP atmaz yani. Yeni başlayan arkadaşlar için. Bir dakika sözünüzü kesiyorum da. Ha, biri bana sıktı mı? Ben sıktım ben sana. Yeni başlayan bir arkadaş yetenek ağacını fullemeden özellikle ilk turuncu. Onların şeyleri yazıyor zaten anlamları da. Hiçbir evet şekilde PvP'de kazanamaz yani. Kazanmaz, çok nadir şans eseri. Biraz daha Türkçe anlatalım. Yetenek ağacı şu işe yarıyor. Mesela sniper'da nefes tutma olayı var. Adamın işini alırken sniper normalde sağa sola hareket ediyor. Nefes tuttuğun zaman duruyor. Ama nefes tutmayı daha uzun süre yapabilmek için yetenek ağacı yapman gerekiyor. Yoksa 1-2 saniye ancak duruyor. Mesela daha koşma olayı var. Aynen, koşman bir de yetenek ağacını kasmazsan çekmeme, şey. Çekmeme, can iten anti verir. Vurmuyor, anti can arttırmıyor. Çok az arttırıyor. Ya aynen, sikileri kulledin mi? O süper oluyor. Biraz fark ediyor. Bu arada Murat geldi mi acaba? Evet. Burada. Gelmiş de arkaya gitmiş. Işınlandı lan. Şimdi baskın yapalım mı arkadaşlar bir yere? Clear'ı falan hani bir ufak çatışmaya girsek. Abi clear olmaz bence. Tamam, başka bir yer olsun. Siz seçin. Kış adamı bence sonra. Bayrak savaşına girecekseniz arkadaşlar herkes Solga abi başı temizlesin. Aynen, bayrak savaşına gireceksek. Abi sadece bir şey oldu abi. Rigor'dan en kalabalık. Kaç kişi girebiliyor? Sadece 5 kişi. Kusura bakmayın, işim gereği fazla gelemedim, konuşamadım. Yok yok, sorun yok Murat. Birisi niye bir şey soruyordu. Rigor'dan diyorum en kalabalık klanı biz. Duyuyor musun beni? Bak gel yanıma. He, Rigor'sun en kalabalık klanı siz misiniz? Bak şey tatlı. Yok zannetmiyorum. Hani sıralamada zaten yanında daha fazla olanlar var ama çok online olarak galiba bu aralar biziz ya. Pek bizden daha kalabalık göremedik. Genelde bir de bizim şöyle bir özelliğimiz var. Çoğu oyuncumuz gece girer. Yani akşam üzeri giriyor. Sabaha kadar hemen hemen online oluyor çoğumuz. Evet, gece 2'ye kadar falan oynuyorsunuz herhalde değil mi Murat? Yanılmıyorsunuz. Gece 2'de başlıyoruz. Gece 2'de başlıyoruz. He, başlama saati pardon. Abi dün gece 4'tü saat 17 kişi small villayı bastık. Çok fena. Kimse yoktu ama. Aynen. Abi nasıl bir şey yoktu? Sivilçeklerle kapıştık ya. Zombileri bastınız ha, süper. Hayır 4. Veyahut da 5. Bu çift geliyor. Başka ne varsa ben görmüyorum. Ya, böyle şimdi mesela Görkem sen şu an buraya geldin ya, işte bizim klanın muhabbetini anlattım şey sana. Evet. Şu an bu şey bittikten sonra haliyle seninle tanışmak ister mesela, sen de İzmir'desin, ben de İzmir'deyim. Tabii tabii. Bir çay görüşeceğiz. İşte bu klan bu yani. Bu bros klanının anlamı bu. Benim bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bu. Aynen. Herkes yani tam bir şey anlamını veriyor yani. Klanın kendi anlamını veriyor. Takım diyebilirim. Ki hepsinde de hani herkese de görüşürüz. İzmir'e geldiğinizde kapımız her zaman açık zaten. Manisa'ya gelen Manisa. Görüşürüz derken ne? Görüşürüz yani. Görüşelim abi. Enes abi. Silahsız geleceğim ya. Enes abi. Fakat şu şeyi bana anlatır mısınız? 2'dir 3'dir gösteriyorum videoda. Bu zombiler ne yapıyor abi orada? Onu en güzel Furkan anlatsın. Evet Furkan, senden dinliyoruz. Bu zombiler. Furkan. Tam ne yerini sordunuz. Şimdi zombilerle ilgili şöyle bir şey var. Bu arada biri gelmiş. Şey nerede? Arkası. Kilise arkası. Kilise arkası birisi bence var. Hani gözükmüyor? Kiliseye girdi. Beyler görevi tamam. Kiliseyi raşlıyorum. Helal. Aldım. Aldım. Süpersin. Aldınız mı? Bu. Aynen bir şey yokmuş ya, çift damlı logo. Çift damlı mı vardı onda? Ben de kim sıkıyor evet dedim ya. Hadi ya server atalım bence. Ben CRT yapalım o zaman videoda. Sen de?
Acı görevi tamamladım, elime geldi. Bayrak Savaşı'na girecek miyiz? Yoksa başka bir zaman mı göstermek istersiniz şu olarak? Ya birincisi Bayrak Savaşı için belli bir grup çıkartıyorsun. Yani kurulan bir takımca giremiyorsun. Hayır abi, bunda öyle değil. İstediğin kadar kişiyle... Hayır, karışık şu an bayrak. 5 kişi diyorlar şu anda. Furkan 5 kişi diyor. Bu takım yani. Savaşı. Bu Bayrak Savaşı. Çok farklı. Hepimiz girebiliyorsa girelim o zaman. Hayır, herkes girebiliyorsa. Abi Small War'da bu şekilde girersek heriflerin eli sağlamdır. Patates olup çıkarız. Beyler beyler, Small Bro öldü. En fazla öldü. Aynen, Small Bro öldü. O SV98'de, Baytang'ın SV98'i gibi. Ya adam kendi yazdı ya. Kendi yazdı. Allah bayan. İşsiz buna kasıyor. Abi ne yapıyorsun? Small Bro nerede öldü ya? Small Bro hakikaten muhabbet arasında Small Bro gitti lan, nerede o? Ya, nerede öldü? Ah beyler, rigor hata verdi bu arada. Evet, evet. Oyun hepimize keyif verdi. Her neyse, videoyu da burada keselim o zaman. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Yani şöyle bir şey söyleyelim. Bizim takımımıza gelmek isteyen, bizi hani görüp ne bileyim bir takım arayan ya da oyunda tek oynamaktan sıkılan insanlar varsa kesinlikle başvurabilirler bize. Hani sivil olup olmaması, oyunu bilip bilmemesi kesinlikle bir önem taşımıyor bizim için. Sadece bizim için karakter yapısı. Yani bizim kafamızdaysa, hani oyunu oyun amaçlı oynuyorsa, hani etik oynuyorsa, insanları oyundan soğutmadan, keyif vererek ve keyif alarak oynama taraftarı bir insansa kesinlikle bize başvurabilir. Hani oyuna yeni başlayıp başlamamızın hiçbir önemi dediğim gibi önemi olmuyor. Burada Enes arkadaşımız var, Brones. Enes oyuna ilk başladığında sadece elinde çekiç vardı. Yani sadece çekiçle geldi bizim takıma. Şu an oyunun en sağlam itemlerine sahip. Hani benden bile daha fazla zengin bu adam. Ha bir de şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Kalkıp da bunu kurnazlık yapan insanlar olup da aramıza katılırsa. Oyun evet. Zaten fark ediyoruz. Fark ettiği zaman da bu oyun ona dar gelir yani, onu da söyleyeyim. Aynen. Dar gelme değil de bizim takımımızda işi olmaz. Yani gördüğünüz yok, yerde ya, direkt vururuz. Daha olmasına gerek yok da. Tabii ki canım ya. Gördüğünüz yerde. Yani öldüm de. Düşünsene şöyle 20-30 kişi var mıyız Murat? Varsınız varsınız. 20-25 kişi varsınız. İşte selam almaz. Efendim söyleyeyim aşağılanır. Murat yani abi. Böyle kendi karakterine göre bir sınıflandırılır. Yani bunu düşünmesin kimse. Evet. Onu söyleyeyim yani başta. Murat abi. Herkese o zaman teşekkür ederim. Videoda bulunan herkese teşekkürler. Abi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz dur, arkadaşlar. Teşekkür ederim. Dur dur. Ha, doğru. Selam veriyor. Dur. Buradayız. Buyur. Buradan gideme selamlar. Kime? Kapatabilirsin abi. Kime? Ben söyledim. Kapat abi. Hayır. Kime? Bir daha duyalım. Gideme selamlar diyor. Bir daha duyalım. Ben duymadım. Abi Gülcan dedi. Duydun abi. Duydun. Tamam. Kapat. Uuu fena. İyi tamam. Hadi görüşürüz beyler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kardeşim. Her zaman bekleriz seni de yanımızda. Her Feridun zaman mu dedi lan? Vallahi Gülcan dedi ama bilmiyorum, her neyse. Ya, hadi görüşürüz. Tamam, iyi oyunlar. Sağ ol. Görüşürüz. Murat abi.